Serdil Gözelikli, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birinin lisans ürünler ve mağazacılık grup şirketinin genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Tabii ki işimizin temelinde iki önemli bacak var bahsettiğim gibi. Bunlardan biri lisanslı ürünler, diğeri de mağazacılık yani perakende organizasyonu. Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi özellikle son 20-25 yıldır lisanslı ürünler kulüplerin önemli bir gelir kalemi haline geldi. Dolayısıyla bu lisanslı ürünlerin tasarlanması, planlanması, sezon açılış planları, kampanya yönetimi vesaire gibi aslında baştan sona süreçlerin yönetilmesi söz konusu. Ve son olarak da tabii bunların nihai tüketici tırnak içinde bizim için taraftarla buluşması noktasında perakende organizasyonunu gerçekleştirmek işin temel unsurlarını oluşturmakta. Çocukluğumdan beri tutkunu olduğum kulübün çalışanı olmanın yanı sıra beni en çok heyecanlandıran şey ürün. Ürünün aslında yoktan yavaş yavaş var ediliyor olması, planlanması, tasarlanması, hayata geçmesi ve sonrasında reaksiyonları izlemek müthiş bir keyif. Bu biraz önceki iş deneyimlerimle de alakalı olarak zaman içerisinde aslında edindiğim bir keyif diyebilirim. İşin beni en çok heyecanlandıran, en mutlu eden tarafı herhalde nihai ürün. En zor tarafı sürekli yaşayan ve çok reaksiyoner bir iş olması. Sonuçta yaptığınız her işin değerlendirildiği bir nokta var. O da taraftar noktası. Yaptığınız her iş bir şekilde teveccüh de görebiliyor, eleştiri de alabiliyor. Siz de ister istemez zamanınızın aslında büyük kısmını, iş dışındaki kısmını da bu tepkileri ölçmekle, bazen aksiyon almakla geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla iş yaşam dengesinde bazen çok da arzu edilmeyen kaymalar söz konusu olabiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında da Marmara Üniversitesi İngilizce Mühendislik Yönetimi Master yaptım. Tabii ki yapabilir. Ben de bunun canlı örneklerinden biriyim. Kariyerimin 7. yılında bilgisayar mühendisliğinden, IT sektöründen pazarlamaya geçiş yaptığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ne olursa olsun aldığınız formasyon, eğitim ne olursa olsun bunu sosyal becerilerle, beşeri ilişkilerle mutlaka birleştiriyor olmak gerekiyor. Yani benim yaptığım işin en önemli ayaklarından biri herhalde belki de doğal bir yetenektir bilmiyorum. Zaman içerisinde de geliştirilebilir ama eğitiminizi sosyal becerilerle birleştiriyor olmak. Öncelikle mutluluğun tarifinde kesinlikle insanın sevdiği işi yapması yatıyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda ne yapardım aslında yaptığım şeylerin bana çok şey kattığına da eminim ama bilgisayar mühendisliği alanında 7 yıl çalışmak biraz uzun bir süreydi benim için. Bunu daha kısa tutabilirdim. Biraz orada sanıyorum hani çok nadir olan okuduğun mesleği yapma inadı vardı. Dediğim gibi bana çok fazla analiz ve aynı zamanda problem çözme yeteneği kazandırdı. Fakat bir noktada durup daha önceden pazarlama, satış gibi business alanlarına geçiyor olabilirdim. Her zaman çok aslında merakım olan fakat bir şekilde zaman bulamadığım tasarım alanında daha yoğun çalışıyor olmak isterdim. Bazı araçları çok aslında genç yaştan beri kullanıyorum. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Bazı denemelerim de oldu ama hiç zaman bırakmamam gereken ve çok geliştirmem gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafanızdaki tasarımı sadece brief vererek veya anlatarak bazen yaptıramayabiliyorsunuz. Bazen o kişinin ben olması ve hani ortaya çıkarıp bakın işte budur diyebilmek çok isterdim. Her zaman müziğe çok ilgim oldu. Dolayısıyla konser etkinlik düzenleyicisi yani bir organizatör ve aynı zamanda bir müzik eleştirmeni olmak çok ilgimi çekerdi. Amatör veya profesyonel olarak bu işi yapıyor olmak isterdim diye düşünüyorum.